Bu talan projesinden vazgeçilmesi lazım. Her geçen gün milli değerlerimiz satılıyor. Denize sıfır noktalar özelleştiriliyor. Devlet batmış müflis bir tüccar gibi elindeki bütün değerleri satıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yatırımcılara yaptığı duyuruya göre Adana Karataş İskele mevkiindeki 40 bin metrekareye yakın büyüklükteki taşınmazla üzerindeki yapılar satılacak. Bu taşınmazların önünde bulunan 15 bin metrekareye yakın denize sıfır kumluk arazi ise 49 yıllığına kullanma izninin devri yöntemiyle özelleştirilecek. Ya gittiklerini biliyorlar, o yüzden son kalan bu milli değerleri satarak günü kurtarmaya çalışıyorlar. Ya da bir şekilde bu değerleri satarak kendi yandaşlarını zengin etme çabası içerisindeler. Uygar döneminde ne zaman bir özelleştirme yapıldıysa, nerede bir özelleştirme yapıldıysa orada bir grup azınlığın, bir grup yandaşın ortaklığında bulunan insanların çıkarlarının gözetildiğini maalesef görmüş olduk. Bir diğer nokta ise Muğla Bodrum'un gözde yerlerinden bir tezde. Alan 29.130 metrekare büyüklüğünde. 10 milyon lira geçici teminat istenilen taşınmazın bir tarafı denize sıfır. Ekonomik kriz ile alakalı bir çıkmaz içerisindeler. Rant anlamında ülkenin değerlerinin birilerine peşkeş çekilerek günü kurtarma anlamına yapılan projeler olduğunu üzerek ifade ediyoruz. Maalesef gün geçmiyor ki AKP iktidarının devlet eliyle bir talan projesiyle karşılaşmayalım, onun haberini almayalım. Bunun gibi daha onlarca arazi, milyonlarca metrekare arazi Bodrum'da özelleştirme idaresi eliyle peşkeş çekilmek, satılmak isteniyor. Ayrıca İzmir'de kamuya ait lojmanların bulunduğu 872 ada 4 parseldeki 39.862 metrekare arsa ve üzerindeki ikişer katlı 24 binada satılacak.